Emre Bey, Emre Bey, şimdi fotoğrafınızı çekebiliriz. Bir açısını yapabiliriz. Evet. Avukatınız var. Şöyle bir açılalım arkadaşlar. Mahkemeye de doğru gelebilirsiniz. Mahkemeye de. Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Emre Bey, Emre Bey. Evet. Valla ikisidir, ben bir şeyler söyleyeyim. Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bu süreçte özellikle yanımda olan Funda Alp, Funda Sadık Ahmet, Levent Öcal ve Emre Şen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz bir aile gibi olduk. Hakikaten avukatın önemini bir kez daha anladım. Güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. Artık 3 çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasıl olursa. Gelecekte beni ne bekliyor derseniz ilerisi için çok umutluyum. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim. Bu olaylardan dolayı çocuklarımla biraz daha vakit geçirme adına. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim kısmet olursa. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Avukatlarım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Her zaman gerçekten bize çok destek verdiniz. Emre Bey'in de dediği gibi önce biz bir boşanma davası açmıştık. Daha sonra karşı taraf bir karşı dava açmıştı. Bizim davamızın kabulüne karar verildi. Karşı tarafın davasının reddine karar verdi mahkeme. Onun dışında Emre Bey'in de bahsettiği gibi çocukların üçünün de velayet Emre Bey'e verildi. Görüşleri kısıtlandı ve yatılı olmayacak şekilde. Hani bir kısım daha taleplerimiz vardı, tazminatlara vesaire ilişkin. Onlar da lehimize sonuçlandı. İnşallah bundan sonra Emre Bey çocuklarıyla ve mesleğiyle güzel bir hayat sürecek ve öyle anlayacak. Çok zorlu bir süreçti. Yaklaşık 2,5 yıl hepimiz çok yorulduk. Güzel sonuçlandı. Adalet yerini buldu. Biz buna inanıyorduk. O yüzden de hiçbir zaman sansasyonlara yer vermedik ve onların yolunda da yürümedik. Adalet dedik. Ve çok şükür de adaletli bir kararla buradan ayrılıyoruz. Son bir ilave daha yapmak istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu davanın aslında biz sadece Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında devam eden bir dava olmadığını, aslında bu davanın toplumsal bakımdan da herkes tarafından dikkatle izlenmesi gereken, toplumsal sorunlar da yaratan bir tarafının olduğu düşüncesindeydik. Ve bütün mahkemeye sunduğumuz dilekçelerde de açıkçası bunu dile getirdik. Çünkü biraz evvel de söylediğim gibi bu dava sadece taraflar arasında değil, tüm toplumun dikkatle takip ettiği bir dava haline geldi. Onun için buradan da şu mesajı vermek istiyorum. Evlilik elbette toplumlar için önemlidir. Ancak evlenmeden önce tarafların birbirini iyi tanıması gerektiği kanaati ve düşüncesindeyiz. Herkese hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çay mı içelim mi? İçelim, içelim. Evet, içelim, çay içelim. Böyle geçelim mi? Sağ olun.